Merhaba, 2 dakikada bilime hoş geldiniz. Bugünkü bilgilerimiz sıcak suyla duş almayı sevenlere. Bu olguyu bilirsiniz. Duş perdesi duş sırasında niçin içeri doğru bombelenir? İşte herkesin gözlemlediği bu olayı açıklamaya çalışan birçok teori var. Bunlardan birincisi. İlk akla gelen soba etkisi olmuş. Sıcak su içerideki havayı ısıtır. Isınan hava yükselir ve bir alçak basınç alanı oluşturur. Bu alanı doldurmaya çalışan dışarıdaki hava perdeyi içeri doğru iter. Kulağa gayet mantıklı geliyor ama bir problem var. Su soğukken perde yine bombeleniyor. Öyleyse ikinci teori. Su damlaları duş başlığından hızla düşerken havayı da aşağı çekerler. Bu hava akımı kenarlarda alçak basınç alanı oluşturur ve bu alanda duş perdesini içeri doğru çeker. Duş başlığı perdeye ne kadar yakınsa bu etki de o kadar güçlenir. Ben denedim. Bu da o kadar tatmin edici gelmedi. Bu gizemli olayı çözen üçüncü teori Massachusetts Üniversitesi'nden David Smith'e ait. Smith, sıvı damlacıklarının içten patlamalı motorlardaki davranışlarını araştıran bir bilim adamı. Duş kabinini hayali olarak 50 bin hücreciğe bölmüş ve bilgisayarıyla ölçümlere başlamış. Her bir hücrecikteki basınç, sıcaklık ve akış hızı değerleri hesaplanmış. İşte o sırada ortaya çıkan bir gerçek var ki hayret verici. Duştan akan damlacıklar havada büyük çaplı bir girdap oluşturuyor aslında. Ve bu girdap görülmez bir hortum gibi duş kabini içinde dönüyor. Girdabın kenarlarında havanın dönüşü hızlı. Perdeyi içeri doğru emen de bu hava hareketi. Tüm teoriler bir yana, işin pratik bir çözümü var. Perdenin dibine ağırlık takarsanız huzur içinde duşunuzu alabilirsiniz.